bonfire, velvet that drapes over the sky. Talk under the stars, wonder what life be like on Mars. Watch her wide-eyed memories ignite. Hold her real tight. Whisper my child. Seasons will fly by and friends will make you cry. The world will change before your eyes. İnternetten böyle kazınabilir bir Türkiye haritası sipariş etmiştik. Bugün geldi. Çok çok beğendim. Çok kaliteli geldi kağıdı ve paketlemesi çok iyi yapılmıştı. Biz de Halil'le beraber gittiğimiz bütün illeri buradan tek tek kazıyacağız. Muhtemelen şu alttaki kısımlardan da kazıyınca o şehirlerle ilgili resimler çıkıyor. Çok merak ediyorum. Beraber kazacağız şimdi ve bakalım yıllar içinde kaç tanesine gidebileceğiz beraber. Böyle bir şey düşündük. Tabii ki bunun dünya haritası versiyonları da var. Ama biz yurt içinde beraber geziyorken böyle bir Türkiye haritası alıp gittiğimiz yerleri kazıyalım istedik. Çok da motive edici bence gezme konusunda. Şu anda heyecanlıyım. Bakalım ilk olarak herhalde Kars'ı kazırız. Böyle de güzelmiş aslında. Kars yazıyor. Bunu kazanınca Kars çıkmayacak mı? Mesin çıkacak bence, yapmalıyız. Halil'le beraber üniversiteye geldik. O şimdi arabanın fotoğraflarını çekiyor. Biliyorsunuz bu yaz biz bu arabayı Bursa'dan almıştık. Arabamızı Kars'ta bırakmıştık çünkü. Yazın bindik. Kars'ta da satma planımız vardı. O yüzden Halil şimdi arabayı yıkattı, temizletti. Fotoğraflarını çekiyor. Bu akşam ilana koyacak. İşimizi hallettik. Şimdi eve dönüyoruz ve benim her zaman süt aldığım yer. Eyvah! Süt kalmamış. Süt alacaktık. Yoğurt yapacağım ama her zaman süt aldığım Şenol süt vardı benim. Orası artık satmayı bırakmış. Şöyle Migros'un olduğu sokakta satan yerler vardı. Artık oraları deneyeceğim. Bakalım inşallah bugün bulabilirim. Hafta sonu olduğu için yoğurt işini halletmek istedim. Hafta içi pek vaktim olmaz. Hava da çok güzel şu anda akşamüstü. Size de böyle Kars sokaklarını çekmiş olalım. Hiçbir yerde süt bulamayıp alışveriş yaptık ve Kosor cağ kebaba saptık. Çok acıkmıştık. Bu arada Ali de saçlarını kestirdi. Saatler olsun. Buraya sapma planımız yoktu ama özlemişiz, bir cağ kebabı yiyelim dedik. Okulun ilk gününden herkese günaydınlar. Bütün öğretmenlere ve öğrencilere mutlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Umarım başarılı ve güzel bir yıl geçiririz. Sorunsuz bir yıl geçiririz. Bugün öğrenciler ilk defa gelecek okula. Biz öğretmenler 5 Eylül'de geçen hafta başlamıştık. Seminer haftasıydı, toplantılar vesaire oldu. Böyle saatler daha esnekti. Öğrenciler gelmediği için okulun açıldığını henüz daha anlayamamıştım. Bugün artık benim de meslekteki ikinci yılımın ilk günü olacak. Geçen seneye göre farklı duygular içindeyim. Böyle geçen sene Kars'a yeni gelmiştim. Okul benim için çok yeniydi. Öğretmenler, öğrenciler, rehberlik servisine dair her şey çok yeniydi. Bu sene geçen haftada böyle çok farklı duygularla gittiğimi fark ettim okula.
Daha alışmıştım, benimsemiştim tabii ki. Böyle geçen seneki çekingenliğimi atmıştım üzerimden. Yani daha rahattım bu sene haliyle. Böyle bir Eylül işte okulların açılması, yeni bir başlangıç. Şu anda tam motive bir şekilde başlıyorum döneme. Umarım böyle de gider. Bu sene zümrem de var. Geçen sene tek rehber öğretmendim okulda. Bu sene yanıma bir rehber öğretmen daha geldi İliç'i tayinle. Bugün onunla yeni tanışacağız. Onun için de çok heyecanlıyım. Şimdi ben okula geçiyorum geç kalmadan. Yine böyle senenin başlangıcı olarak okula giderken Kars sokaklarını çekerek gitmek istiyorum. Tekrar görüşürüz okuldan sonra. Okuldan geldim. Şimdi üstümü bir değiştirdim. Halil'le beraber spor salonuna gidiyoruz. Geçen sene Halil Grill Knife'a gidiyordu. Stadyumun oradaki. Şimdi bir de Reddit. Fit'i deneyeceğiz. Hem ocak başının üstünde, Mertlerin'in Aynen odasının çok üstünde, yakın. daha merkezi. Bugün böyle bir sadece bakmaya gidiyoruz. Belki aletleri falan deneriz. Şimdi spor salonundan çıktık. Beklediğimden çok daha büyük bir spor salonuydu. Toplam zaten 1200 metrekareymiş. Normalde apartman dairesi gibi Apartman dairesi. Ben duruyordu. Ocakbaşı'nın üst tarafı diye küçük bir yerdir sanıyordum ama çok büyükmüş. Nasıl Ve fiyata dahil olarak fitness'ın içinde hem diyet programını veriyorlar hem sauna ve buhar odasını da kullanabiliyorsun. Daha önce hiç spor yaparken bunları kullanmamıştım. Onlardan deneyeceğim. Yani güzel. Evet. Fiyatlar da bir aylık yazılırsanız 300. 3 aylık, 800, 6 aylık. 6 aylığın fiyatını hatırlamıyorum. Yıllık kaydolursan da 2400 TL. Yani aylık 200 TL'ye denk geliyor. Her şey için içinde. Yani sauna, buhar odası ve fitness salonu. Zumba'yla başka bir şey daha var. Böyle Instagram'a kızlar atıyordu ya. R'li bir şey. Reformer. Öyle bir şey. Reformer, öyle bir şey. Herkesin Instagram'da paylaştı. Bu arada en çok zumba yapanlara ben bayıldım. Gerçekten çok güzeldi. Benim pek sporla aram yok böyle. Bugün Halil için gitmiş olduk ama görünce böyle bir ilgimi, dikkatimi çekti. Bilmiyorum, enerjim yeterse ben de yapmak isterim aslında. Çünkü hem eğleniyorsunuz hem hareket ediyorsunuz. Bakalım öyle bugün de oraya bakmış olduk. Şimdi biz eve tekrar geri döndük. Bir kostüm değişikliği yapacağız. Ocak başına geçeceğiz. Tekrar aslında aynı yere döneceğiz. Mertlerle beraber Mert'in arkadaşları var işte. Yine bizim arkadaşlarımız var. Kalabalık bir yemek yiyeceğiz bugün orada. Şimdi hemen eve çıkıp yüzümüzü değiştirelim. Hazırlandık. Yemeğe gidiyoruz. Okulun ilk günü ve pazartesinden itibaren yine yoğun bir tempo, bir sosyallik başladı. Bizim hep böyle oluyor. Yoğunken aşırı yoğun. Hiçbir şey yapmıyorken hiçbir şey yapmıyoruz. Arabayla gideceğimizi sanarken şu anda yürüyoruz. Arabaların ikisi de garajdaydı ve... Mahsur kaldı. Aynen orada kaldı. Orada bir elektrik kaçağı var. Garajın kapısı da elektrikle açılıp kapanıyor ve şalter atıyor sürekli. Ve şalter asla havaya kalkmıyor şu anda. Yani zorlamak da istemedik. Yangın falan çıkar, elektrik çarpar, Allah korusun. Korktum ben biraz. Elektrikçinin bakması lazım. Birkaç defa bakıldı güya ama asla düzelmiyor. Biz de riske girmeyelim hiç diye uğraşmadık. Ben yürüyoruz. Ben şimdi ev sahibini arayacağım ya. Yarın elektrikçi gönderse. Aynen. Bir elektrik kaçağı vardı ya. Şey açamıyor asla. Garaj kapısı. Saat 1 oldu, eve yeni geldik ve yarın okul var. Gördüğünüz gibi böyle kat kat giyindik. Bahçede oturduk Mertlerin. Atkı bile taktım, gerçekten çok çok soğuktu. Ateş yaktık, müzik dinledik, böyle kalabalıktık, bayağı oyun oynadık falan. Çok keyifli bir akşamdı. Biraz erken kalkalım diyorduk ama maalesef saat 1'i buldu. Şimdi hemen yatacağım.
Bugün pazartesi, o kadar uzun bir gün geldi ki bana, böyle okulun başlaması, işte bir sürü şey yapmamız bir günde, dediğim gibi böyle okulun açılmasıyla beraber biz de bu yoğun tempolu sosyal hayatımıza geri dönmüş olduk. Ama gerçekten vaktin böyle geçmesi de güzel oluyor. Dolu dolu burada Kars'taki günlerimizi dolu dolu yaşamayı seviyorum. Lafı çok uzatmayayım. Kameramın da şarjı bitiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi geceler. Kars'ta şu anda neredeyse bütün tarihi binalarda böyle restore çalışmaları var. Bakın, benim en sevdiğim bina olan Defterdarlık'ta. Duyduğuma göre dışı artık bu renk olmayacakmış. Çok üzüldüm. Siyah olacakmış. Bence çok güzeldi böyle. Okuldan geldim, dün akşamdan o kadar uykusuz hissediyorum ki şöyle biraz televizyonun karşısında uzanıp kestireceğim. Aslında dayanabilseydim erken yatsam daha iyi olurdu ama gerçekten dayanamıyorum. Biraz uyumaya ihtiyacım var. Birazcık kestireyim dedikten sonra tam 4 saat uyumuşum ve kendime kötülük etmiş oldum. Bakalım ne olacak. Mutfaktaki işlerimi hallederim diyordum ama sular kesildi. Şu anda da karnım çok aç olduğu için tost yapıyorum kendime. Sular olsaydı en azından biraz vakit geçerdi, işlerimi hallederdim ama bilmiyorum ne yapacağım. İnşallah tekrar uyuyabilirim. Sabah yağmur yağdı, şimdi böyle serin serin okula gidiyorum. Neyse ki ben yürürken durdu. Çok güzel bir sonbahar havası var. Kaç gündür yoğurt yapmak için süt arıyorum ve sürekli aldığım yer artık süt satmıyormuş. Başka yerlere sordum, orada da sürekli kalmadı dediler. Dün artık Erge Süt'te yarın için ayıralım deyince ben de adımı yazdırmıştım. Bugün aldık böyle 5 litrelik. Şimdi hemen kaynatıyorum. Bu sefer dönemin ilk yoğurdu olduğu için daha önce yaptığım yoğurtlardan ayırdığım bir mayam yok. O yüzden hazır yoğurttan, marketten aldığım yoğurttan mayalayacağım. Bakalım, ondan sonra da artık tekrar böyle yapmaya devam ederiz. Çünkü ben çok çok fazla yoğurt tüketiyorum ve bu şekilde çok iyi oluyor. Çok seviyorum. Hem de doğal olmuş oluyor. Sütten 1 litre kadar ayırdım ve sütlaç yapmaya karar verdim. Şimdi pişti, kaselere paylaştıracağım. Bugün Multifry'da kumpir denemek istedik. Bunu yapıyorlardı, Instagram'da görmüştüm. Birazcık uzun sürede pişti patates ama bence çok güzel oldu. Şimdi hemen yiyeceğiz. Bu gece bu videoyu editledim ve gözümden uyku akıyor şu anda. Enerjim bitmiş durumda. Bu konuşmayı koymak istedim videonun sonuna. Arkasından hemen videoyu ekleyeceğim ve yüklemeye koyacağım. Daha sonra hemen yatacağım. Bölük pörçük bir video olmuş açıkçası. Uzun süredir çekiyorum ama her gün böyle belli kesitler halinde çektiğim için bazı kopukluklar olmuş. Benim de her zaman planladığım gibi gitmiyor. Özellikle bu hafta böyle bir kendimi uyum sürecinde hissediyorum okulların açılmasıyla beraber. Her şeyi aslında planlamaya çalışıyorum işte. Bu ay böyle düzenli gideceğim. Bu hafta böyle yapacağım. Akşamları şunu çekeceğim. Videolarımı düzenli editleyeceğim diyorum ama her zaman planladığınız gibi olmuyor. İşte başka planlar çıkabiliyor aniden. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Başka işler çıkıyor derken
Tamamen tabii ki planlara uymak zor her konuda. Haftaya gerçekten hızlı bir giriş yaptık. Aslında bizim yaz tatilimiz de böyle çok hareketli ve sosyal geçmişti ama Kars'ta günlerimiz de her zaman böyle dolu dolu geçiyor. Böyle olmasını seviyorum ama uyum sağlamak için sanırım birazcık da zamana ihtiyacım var. Yeni bir dönem, yeni bir eğitim öğretim yılı. Dolayısıyla kafam bayağı bir dolu. Okulla ilgili çok fazla yapılacak iş var. Dönem başı olduğu için yeni planlamalar, programlar. Bir yandan buraya yeni geldik. Böyle kafamda YouTube'la ilgili yeni video fikirleri, böyle ufak değişikliklere gitmek istiyorum. Onları düşünüyorum, araştırıyorum kendimce. Bu şekilde geçiyor şu anda ilk günler. Yavaş yavaş her şey rayına oturur artık. Ve belli bir düzene girer diye düşünüyorum. Böyle yine sohbet ettiğimiz, dertleştiğimiz videolarda gelir kanala ilerleyen günlerde. Vloglarda çok uzun konuşmak istemiyorum. Çünkü kendimi izlediğimde yoruluyorum bazen. Yani çok uzatıp böyle aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Videoya bir kapanış yapmak istedim. Saat de bayağı geç oldu. Dediğim gibi videonun sonuna ekleyeceğim ve hemen yatacağım. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.